Son 5 maçta Trabzonspor'un bir galibiyeti var. 4 beraberlik, bir galibiyet. Şimdi böyle olunca 15 maç 15 e, puanın 8'i gitti. Evet. Yani e, Kasımpaşa maçı 0-0. Beşiktaş deplasmanı 2-2. Sivas'ı 1-0 yendiler. Maçı hatırlayacaksın da ne o da kolay bir maç olmadı. Sivas maçı içeride. Konya maçı 2-2. İç sahada Ankara gücü deplasmanı 1-1 ve 25 Aralık'ta Fenerbahçe karşılaşmasıyla bir dev maçla e, Dünya Kupası sonrasında lige dönüş yapacak Trabzonspor. Şimdi Trabzonspor 13 maçta 23 e, puan yaptı. Kaybedilen 16 puan var. Geçen sene bu kadar Aynı maçta dönemde, kaç almış? Söyleyeyim mi hocam sana? Evet. Geçen sene... <laughs> e ee, Trabzonspor takımı bu sezon işte e, 13 maçta 23 puan. Geçen sene 13 maçta 33 puan değerli izleyenler. 10 puan fazla. 10 puan fark var arada. Şu anda 13 maçta 23, 13 maçta 33. Şu anda yarın Fenerbahçe Giresun'u yenerse 9 puan fark oluyor. 13 maçta 32 olacak işte. 9 puan fark oluyor. Aşağı yukarı Trabzon'un puanı kadar olacak. E, çift tanelere nasıl gidecekler? Yani çift tanelere giderse yetişemez. Hocam. 23, 32, 9 puan oluyor. Evet. Hocam şunu söyleyeyim mi? Abdullah Avcı'nın kasketi önüne koyma zamanı. Kasketi önüne koyacak, o kasketle konuşacak. Ben nerede hata yapıyorum? Nerede ne oluyor? Ne yapmam lazım diyecek. Maç 1-0 oldu. Maç 1-0 oldu. Siopis ısınmaya başladı. Niye? Skoru koruyacak. Ama ona zamanı yetmedi. Ankara gücü golü bulunca Siyopis girdi ama zaman yetmedi. Bu sefer orta sahayı tamamen Ankara gücü aldı. Yani bir şeyleri yapması lazım. Tamam. İki eksiği var. Palamut gibi yani. Bakaset aslan şey. Da, Trezege var ama ne olursa olsun Trabzon takımının boğulması lazım hocam. Hocam şimdi Trabzon takımı bütün maç boyunca 8 şut çekmiş ki Trabzon e, için bu 14 maçta olumsuz anlamda bir rekor. Evet. En az şut çektiği maç bu. 3 isabet var, 1 gol var. Yani e, Bakasetas o anlamda ceza sahası dışından skora katkı yapan... Etkili şutlar çıkartabilen bir oyuncuydu. Keza Trezeguet de öyle. Her ikisi de sarı kart ceza sınırındaydı. Hatta şey söyleyenler oldu. İşte Fenerbahçe maçında oynamak için burada kart gördüler ama e oradan da 3 puan geliyor, buradan da 3 puan geliyor. Ha diyecekler ki orada rakibi bu rakibi değil. Evet, o do doğru ben kabul etmiyorum. O doğru ama ama tek tek basarak puanlar kaybediyorsun. Yani bugün yani beraber kalmakla mağlup olma arasında bir puan fark var abi. Yani iyi bir şey değil ki. Ankara gücü için iyi. Bak Ankara gücü haftayımda yaptık. Ankara gücü 19'da 4'e girmemeye oynuyor. 19'da 4'e girmemeye oynuyor. Ama Trabzon 19'da 1 olmaya oynuyor. Yani arada büyük fark var. Sen bu oyunla 1 olma şansı zor. Olur mu? Zor. Ha şöyle bir yorum yaparsın. Ya her sene de şampiyon olur mu? Ama Trabzon sayı ister sene şampiyon olsun ister veya her sene şampiyonun sonuna kadar mücadelede olmasını ister takımının. Takımın doğava var mı? İkinci yarı bir 20 dakika var, 15 dakika var. Zaten golü buldular. Ankara gücü de orada tepki gösteremedi. Ankara gücü ne zaman golü yedi? Tepki gösterdi. E, 90 artı 6'daki gol olsa ya. olacak? Yani Şurada Fizik kaidelerine an... aykırı Son bir pozisyon. Son bölümde anlattım. Kaçması Fizik... daha zor. Fizik kaidelerine aykırı bir olay. Golün kaçması olsa ne olacak? Hadi beraber kaldım falan diyorsun ama Trabzon ümit vermiyor hocam. Kestirmez sana söyleyeyim. Ben Trabzon'dan keyif almıyorum sezon başından beri. Bunu da Abdullah Avcı'dan sorarak Kimseden soracak halim yok. Bu kadar basit. Ya mutlaka. Çünkü futbolcuların Bakan... saha içindeki surat yapılarına bakıyorum. Böyle şeyler ya kopuk kopuklar yani Kavga etmiyorlar. Mesela Akarış takımı kavga etti bugün. Yani bir birden sonra kavga etti. Isırdılar. Topu ısırdılar. Rakibi ısırdılar. Yani ben gol yemeyeceğim diyor. Şöyle bir bu, şey soracağım. Takım olma olayı. Trabzon'da bu sene takım olma olayı eksik. Bunu 5 içinde söylüyoruz büyük takımların içinde. Galatasaray'da takım olma yolunda gidiyor. Daha tam değil. Hocam şimdi 1-0 öndesin. 70'te golü bulmuşsun. Aslında orada force edip rakibin gardını bütünüyle düşürmek var. Ki ikinci yarıda Trabzonspor oyunun hakimiyetini ele almıştı. Evet, Ankara'yı senin de az önce söylediğin evet. gibi. Ama bunun yerine örneğin golü 7 dakikada orta sahayı güçlendirmeyi ve oyunu tutmayı düşünüyordu e, Abdullah Avcı. Tabi bilemiyorum o da bir bakış açısı. Yani daha kontrol oyununa dönmek. Fakat yani Forse etmek ve skoru garantiye almak varken bilmiyorum. Hocam Ankara yani Ankara takımı yeterli görmek... son 15 dakika falan nasıl geldi ya olacak şey değil. Ne akınlar yaptılar. Harika işler yaptılar. Sezon başındaki Ankara gücü değil. Yani biraz daha rahatlarsa Ankara gücü puanda çok daha farklı oynayacağını gösterdi onu söyleyeyim. Bugün hedefimiz 3 puandı demiş Tolga Ciğerci. Genel olarak iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyoruz. Ee, Trabzonspor büyük bir takım. 1 puan da bizim için kötü değil demiş ki biz de aynı şeyi söyledik Ankara gücü adına. Hani hedef maç değil elbette bunlar doğrudan rakibi değil. Ama kazanılan her puan içeride dışarıda ekstra puan. Ama iç sahada da bunlarda yenilmemek lazım hocam sanki. Yani büyük takımlara karşı oynarken de ligde kalmak istiyorsan biraz ekstra puana ihtiyaç var. Ya yani büyük takımların maçları kolay değil. Yani, yani de. rakibin değil. Mesela buradan aldığın bir puan çok güzel bir puan. Ama çıkıp rakibinden de 3 puan alırsan bu değerleniyor. Tabii. Yoksa değerlenmiyor. Tabii. Sen rakibini yan abi. Rakibini yenince 6 puan. Hatta bazen 9 oluyor. Naci Ünü var. Genç futbolcu. Biliyorsunuz Ayaks'ın ikinci takımından belirliyor değil mi? E, bugün zor bir maç oynadık. Özellikle attığımız golden sonra kazanabilirdik. Belki en iyi maçımızı oynamadık ama yine de buradan galibiyetle ayrılabilirdik. E, bu ki böyle güzel hareketi var ama... Bu sene en iyi maçlar hangisi? Bu... ...en iyi maçımızı oynamadık diyor. En iyi, maçı. En iyi maçları bu sene ne? Trabzon'un en iyi maçı. Yani bir en, düşünmek en iyi maçı lazım örnek olarak... ...ben şöyle bir bakıyorum... ...geriye dönük en iyi maç... ...hani Trabzon'un ...helal olsun Trabzon'a bak... ...bu yakışır dediğim maç... ...yok hatırlamıyorum varsa. Bir versenize e, sevgili arkadaş... İçerideki Antep maçı olabilir mi? E, bir versenize arkadaşlar... ...bir maç dökümünü... ...sanki biraz... ...yani belki o olabilir... Gibi 3-2'lik maç. Yani İstanbul Spor deplasmanındaki 2-0'lık maç var hatırlıyorsun. O maçta da İstanbul Spor hani bayağı e, sıkıntılı bir takım dedik. Daha transferleri de bitmemişti. E, buna rağmen oradaki 2-0'da Ankara Trabzonspor'un iyi oynamadığını söylemiştik. 1-0 ee, maçında bir şey yok. Antalya maçı yenildi. Galatasaray maçı keza Ümraniye maçı öyle. Adana Demir deplasmanında mağlup. Belki Gaziantep maçı olabilir mi? Kayseri maçında da bayağı fırsatı var çünkü ev sahibinin Kayseri'nin. 2-0'dan 3-2 oldu ya Antep maçı. Ya Ender cımbızdan bulmaya çalışıyorsun. Ya e bir hocam söyledim yani ben de arıyorum Bulmaya maçı. çalışıyorsun. Yani böyle bir abi değil Trabzon'da şu 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 şu, şu maçlar hakikaten iyi. Trabzon bu sene keyif vermiyor. 2-0'dan hani 3-2 oldu diye vermiyor. söylüyorum. Ümit vermiyor mu? Ya Trabzon'un daha farklı olma. Tamam iki oyuncu eksik de. Trabzon kavga etmiyor hocam. Sağın içinde kavga etmezsen büyük takım değilsin.